Mehdi aleyhisselam. Birinci bölüm. Ellezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâhi kad câet rasûlü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i zhulubina Muhammed. Allahum salli ala şefi'i. A'udhu billahi s-semi'i al-alimi minash-şeytanir-racim. Rabbi a'udhu bika min hamazatish-şeyatin. A'udhu bika rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezî arsele rasûlehu bil-hudâ ve dînil haqq liyuzhirahu ala'd-dîn kulli. Velev kerihel-müşrikûn. Sadakallahu'l-azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'anil-azim. Ve barik lana fihi. Velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahil hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum. Millezî la imut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri hayır yolunda yardımlaşan, birbirini hayra davet eden, teşvik eden kullarından eylesin. Amin. Hayırlı arkadaşlar nasip eylesin. Amin. Amin. Siz birbirinizle arkadaş oluyorsunuz. Bu yollarda tanışıyorsunuz, buluşuyorsunuz. Sohbete gelirken anlaşıyorsunuz, telefonlaşıyorsunuz. Birbirinizi davet ediyorsunuz. Ve böylece aynı arabada veya işte bir şekilde buluşarak geliyorsunuz. Bunlar çok güzel arkadaşlıklar. Ahirette karşılığını göreceksiniz. İnşallah. Bu hususta arkadaşlarınızı artırın. Ekseru minel ihvan fiddin. Din yolunda kardeşleri çoğaltın. Fe inne rabbekum hayyun kerim. Rabbiniz hayalıdır, keremlidir. Allah utanır mı? Bizim gibi utanmaz haşa. Ama yestahiyen yuazzib abde ve yevmel kıyameti beyni ihvan. Allah-u Teala kıyamet gününde kardeşlerin arasında kulunu azap etmekten haya eder. Yani bu yolda kardeş olduğunuz insanlar yarın ahirette mahşerde buluşursunuz. İşte o zaman azaba layık olsanız da, çok günahkar olsanız da Allah-u Teala buyurur ki bu kulumu arkadaşları iyi biliyor. Nasıl bilirsiniz? Dediklerini iyi biliriz diyorlar. Dediler. Çünkü camide gördüler. Sohbette gördüler. Tabii iç yüzünü bilmediler. Herkesin Allah ile arasında gizli günahları var. Ama madem ki bu kardeşleri onu iyi biliyor, şimdi ben bunu cehenneme atarsam, onlar çok üzülecekler. Diyecekler ki, biz nasıl bunu iyi bilmişiz de bu kötü çıkmış, nasıl yanılmışız diyecekler. Onun için kardeşlerin arasında Allah-u Teala, kuluna azap etmekten utanırım buyuruyor. Utanarak ne var yani? Bizim gibi utanmaz. Kulunu affeder, mağfiret eder. Allah bizi kardeşlerimize bağışlasın. Bu yoldaki ihvanımıza bağışlasın, cemaatlerimize bağışlasın inşallah. Hepinizi de böyle bu yolda arkadaşlıklarda daim eylesin. Yarın ahirette işlerin iç yüzleri, gerçek tarafların meydana çıktığı vakitte efendim kimisi kimisini çok kötü yola götürmüş, kötü yolda arkadaş olmuş, kimisi de sizin gibi bu yollarda yakın arkadaş olmuşlar. Bunlar meydana çıkacak. Ahirette büyük konuşmalar olacak, görüşmeler olacak. Birbiriyle sualleşmeler olacak. Ahiret birçok mevtinlerdir, mevzilerdir. Bazen suskunluk olacak, bazen konuşmalar olacak, bazen çekişmeler olacak. İnsanlar, efendim önümüzde ahiret var, günler var, göreceğimiz Allah Teala en hayırlı günümüzü ona kavuşacağımız günümüz eylesin inşallah. Amin. O Allah ki Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle dost doğru din ile, hak din olan İslam ile gönderdi. Neticede ne yapacak? Onu bütün dinlere galip edecek. İşte o müjde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında epey tahakkuk etti. Hazreti Ömer zaman epey tahakkuk ettiyse de esas ne zaman tahakkuk edecek? Hazreti Mehdi zamanında İslam bütün dinler üzerine İsa aleyhisselamın da inmesi aynı döneme rastladığından işte o dönem İslam'ın tek hakim olduğu dönem olacak. Dünyada İslam galip olacak. Şirkten eser kalmayacak. Müşrikler istemese de, çatlasa da, patlasa da,
Neticede yine İslam galip olacak. İşte Hazreti Mehdi'yi bekliyoruz. Beklerken de tarih vermiyoruz. 2005, 2006, 2010 gibi tarihler verme yanılgısına düşmüyoruz. Ancak onlardan bahsetmeme gafletine de düşmüyoruz. Hazreti Mehdi'yi konuşmayın, İsa Aleyhisselam'ın içinden bahsetmeyin diyenler de yanlış gayeye hizmettedirler, gaflettedirler. Biz ne yapıyoruz? Onların alametlerini okuyoruz, hadis-i şerifleri okuyoruz, rivayetleri okuyoruz, böylece bekliyoruz. En azından Allah-u Teala bizi onlara layık bir asker eylesin diye dua ediyoruz. Biz yetişemesek zürriyetlerimizden Allah-u Teala o İslam ordusuna askerler nasip etsin diye dua ediyoruz. Böylece bu kadar hadis-i şeriflerden haberdar oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel bu kadar hadisleri beyan etti de biz kıyamete yaklaşmışık. Ezan kulağında yani müezzin akşam güneş batmaya yanaşıyor, kıyamet kopmaya birkaç efendim zaman kısa zaman kalmış. Böyle bir zamanda konuşmayacağız da. Ne zaman konuşacağız sahabe-i kiram bunlar? 14 asır evvel konuşuyorlardı. Dolayısıyla tam zamanıdır, zeminidir, yeridir. Allah Teala efendim bizleri haberdar ediyor inşallah. Şimdi burada dersler tabii yapılıyor. Bir derste çok uzatma yapamıyoruz. Bu itibarla başlıyoruz. Ancak ismi şerifi, nesebi şerifi, soyu, mevlidi şerifi, doğum yeri, mübayaati şerifesi, yani kendisine biat edilme yeri, durumu şekli, muhaceri şerifi, yani nereye hicret edeceği, hilye-i şerifesi, yani mübarek şekli, şemaili, siret-i şerifesi, yani ahlakı, gidişatı, yönetimi hakkında konular yapacağız inşallah. Bunları sırayla izleyenler işitecekler. Şimdi ismi şerifi, rivayetlerin ekserisine göre ismi şerifi Muhammed'dir. Bazı rivayetlerde isminin Ahmet olduğu zikredilmekteyse de cumhurun görüşü ismi nedir? Muhammed'dir. Babasının adı Abdullah'tır. Başka sapmalara yer vermeyelim. Şimdi ikide bir birisi ben Mehdi'yim diye çıkıyor. Ne adı tutuyor, ne babasının adı tutuyor. Ya bari Mehdi'yim diyeceksin. Biraz siparişe göre uydur be. Yani onu da kabak tadı veriyor. Bir tanesi işte çıkmak üzereydi 2005'te. Erteledi herhalde o da. Birkaç sene ertelemiş o. çıkacağım. 25 senedir oyalıyor milleti. 2005'te çıkacağım dedi. Millet de baktı bekledi. Hadi çık diyorlar. Dur biraz kalalım diyor. O zaman dedi hadi biz gidiyoruz eyvallah. Millet ayrılmış şimdi ondan. O da bütün İslami basında yayında CD'ler, MIDI'ler, yazılar, mazılar ortalığı karıştırıyor. Bir Mehdi'yim demiyor güya ama aslında diyor. 25 sene evvel ben bunu çözdüğümde, bana onun talebeleri geldiğinde, talebeleri derken kendisi hoca değil, Elif'e mertek çakıyor. Fatiha'yı bilir bir şey doğru okuyamaz. Fakat da işte sonuna bir hoca takıyorlar. Efendim şimdi adam diyor ki, ya diyorum, diyorlar bizim hocamız Mehdi. Ya diyorum, yok böyle bir şey. Adı ne diyorum zaten. Adı şu, ya bu adı tutmadı zaten baştan diyorum. Bu sefer diyor ki, ya diyor bazı rivayetlere göre dedesinin adı da olurmuş diyor. Yani Resulullah'ın dedesinin adlarından birini bulmuşlar. Dedesi yakıştırıyorlar oraya. Dedesinin adı da uyuyor diyor. Yahu kardeşim, Ebu Davud Tirmizi sahih hadisi varken sen burada dedesinin adını nerede buldun ya? Resulullah'ın dedelerinden birinin adı değil. Ne olacak? Kendi adı olacak. Ya nerede doğacak? Nerede diyorsun? Adam tahrif bunlar. Tahrif ne demek? Dini değiştirmek. Allah muhafaza. Böyle önüne gelen sonra ben onunla bir kere görürüm. 20-25 sene oldu. Baktım bir şey demiyor da yani Mehdi'yim demiyor da. Kenarına getirdi işi falan. Yahu dedim bu Medine'de doğacak. Mekke'de bir yaz olacak. İstanbul'da da olma ihtimali bir rivayet var. Dedim o İstanbul'a gelecek kalacak bir sene kadar ama hiç İstanbul'da doğmam olma ihtimali yok hadis-i şeriflere göre. Ya dedim kardeşim dur biz senden anlaşalım. Nasıl olsun? Bak dedim ki İmam-ı Rabbani mektubatta diyor ki başında bir bulut peyda olacak. Üzerinde de bir melek bağıracak. Ela inne hâze racüle mehdiyyum fettebi'u. Bu adam Mehdi'dir buna uyun. Biz o bulutu görürsek meleği de duyarsak dedim hiç sorun kalmayacak zaten. Yani öyle bir yaptım ki adam gık diyemedi şimdi. Neredesen bir şey buluyor ya. Ama bulutu getir dedim üstünden de bir melek. Uyalım gitsin dedim yani başka çare yoksa. Kardeşim önüne gelene uyulur mu ya? Bu dersleri dinlemeyenler işte ne dedim sana?
Her hıyarın var diyenin peşine tuzlu alır koşar. Bu ilimdir, bu sohbettir, bu dindir. İlimsiz olmaz. Nice sapıklar işte şimdi. Kimisi peygamber diyor, adam peygamberim diye çıktı, Reşat Halife mi bilmem ne. Peygamberim dedi, niceleri gitti ona peygamber diye uydu ya. Allah Allah. Kadiyani çıktı, Hindistan'da şu anda. Niceleri, binlerce adam ümmet olacağız diye gittiler ya. Aman dinleyin kardeşim, aman dinleyin. Cahil kalmayın Allah rızası için. Sizi herkes saptırsın, saptırır sonra. Kim kurtaracak? Şimdi, ismi şerifi. Ondan sonra, ne dedik? Lakabı şerifi. Lakab-ı şerifi nedir? Mehdi. İsmi neymiş? Muhammed. Babasının adı? Abdullah. Muhammed İbni Abdillah. Peki, lakabı neymiş? Mehdi. Ne demek Mehdi? Allah-u Teala onu Hakk'a hidayet etti. Onun sebebiyle de halkı Hakk'a hidayet etti. Onun için bu lakap kendisine verilmiş. Bir lakabı şerifi Cabir. Lakabının biri de neymiş? Cabir. Niçin Cabir? Cebirden gelir. Cebir nedir? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetinin kalplerinin kırıklığını telafi edecek. Yani ne kadar kalbimiz kırık durumdayız? Ne kadar üzgün ve zelil hakir durumdayız? Kafirlerin işgali altında birçok İslam vatanları Müslümanların ırzına, namusuna, her tarafına tecavüz edilmiş bir durumda. Doğu Türkistan'ından tut, Çeçenistan'ından, Keşmir'inden, Afganistan'dan, Irak'ından böyle bir zelil durumdayız. Hazreti Mehdi gelince ne olacak? Bütün kırık kalpleri, ümmeti Muhammed'in zayıfların kalplerini, kırıkları düzeltecek inşallah. O zaman günümüz olacak inşallah. Onun için diyoruz ya, şair diyor ya, halimiz malumdur, Hazreti Lem Yezele, Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele. İnşallah. Yani şimdi hakikaten dünya çapında bir düzen, efendim Müslümanları koruyacak, kollayacak bir düzen zor. Zor. Ama herkes elinden geleni yapacak. Cabir, cebbarları, zalimleri kıracak geçirecek inşallah. Zorbaları helak edecek. Bir manası da Cabir'in budur. Bu da lakabı şerifidir. Künyesi, künye tabii nereden takılıyor? İlk büyük oğlundan takılıyor. Efendim, Ebu Abdillah, Abdullah'ın babası. Bu aynı künye, bir künyesi, Kazı Yaz'da Şifa-i Şerif'te Kazı Yaz buyurdu üzere, Ebul Kasip. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi de onda, künyesi de onda. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oğullarından birisinin adı neydi? Abdullah da var değil mi? E ne oluyor? Ebu Abdillah. Kasım diyor oğlu Ebul Kasip. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin künyelerine de malik bulunacak. Nesebi şerifi. Nesebi şerif ne demek? Soy ağacı. Nereden geliyor? Kesinlikle Ehl-i Beyt-i Nübüvvet'ten geliyor. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hane halkından geliyor. Ancak tabii sahih ve meşhur olan rivayetlerin birçoğunda Fatıma Tüzzehra aleyhi rıdvan annemizin neslinden olduğu rivayet ediliyor. Bazı rivayetlerde Hazreti Abbas'ın neslinden olduğu gelse de bunları telif edeceğiz. Rivayetlerden arasını cem edeceğiz. Şimdi Hazreti Fatıma'nın iki oğlu var. Hasan, Hüseyin. Hangisinden geliyor? Burada da bazı rivayetlerde Hüseyin evladından dense de ekseri kuvvetli rivayetlerde Hasan evladından geliyor. Niye Hasan evladından geliyor? Buradaki şeyi de belki evvelce demiştim. Tekrar defaide görüyorum. Hazreti Hasan biliyorsunuz, Hazreti Ali babasından sonra hilafette kaç ay bulundu? 6 ay. 6 ay emirul müminin idi. Sonra Hazreti Muaviye ile biliyorsunuz, radıyallahu anh aralarında sıkıntı çıkınca, Muhammed Mustafa'mız ne buyurmuştu? Sallallahu teala aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan'ı kucağına alıp da hutbeye çıkarırdı. Minberde inne ibni adale seyyidun, leallallahu yuslaha, bihi beyne fiyeteyni azimetenil müslimin. Benim bu oğlum seyyiddir. Uludur, efendidir. Benim bu oğlum daha küçücük çocuk. Benim bu oğlum vasıtasıyla, yani torunum demek istiyor, torununa oğlum diyebilirsin. Benim bu oğlum vasıtasıyla Allah Teala iki büyük Müslüman cemaatinin arasını bulacaktır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra, yani kendisinden ne kadar sonra?
Ta Hazreti Ali Efendimiz'in hilafetinin bitimiyle, yani 30 sene, 30 sene sonrasını işaret ediyor. Hilafet Hazreti Hasan Efendimiz'e kalıyor. Ama 6 ay sonra bu fitneyi önlemek, iç savaş çıkartmamak sahabe arasında, Müslümanlar arasında diye ne yapıyor? Halifeliği kendi rızasıyla Hazreti Muaviye Efendimiz'e teslim ediyor. Hem Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu vaat tahakkuk ediyor. İki büyük Müslüman cemaat barışıyor. Tek birleşiyor bütün efendim devlet. Çok büyük bir efendim nimet oluyor. Hem de Hazreti Hasan Efendimiz burada kendi hakkı olan halifeliği devrediyor. Reislik sevgisi, baş olma sevdası, koltuk sevgisi biliyorsunuz. Ahiru ma yahrucu min kalbil arifi billah hubbu riyas. Allah'ı bilen bir velinin bile kafasından en son çıkacak düşünce reislik sevgisidir diyor. Ahiru ma yahrucu min ruhusi siddiqin. Bir adam sıddık olsa diyor, kalbinden ne çıkar? Efendim haset çıkar, fesat çıkar, kibir çıkar, gurur çıkar, ucub çıkar. Hep çıkar, çıkar, çıkar. Bir adam sıddık olması için bütün kötü huylardan arınması lazım. Ama en büyük evliyanın bile kalbinden en son çıkacak masiva nedir? Baş olma sevdasıdır. Ondan kurtuldu mu? İşte son makama gelmiştir. Onun için Hazreti Hasan Efendimiz en son makamda, zirve noktadadır. Reisliği, halifelik gibi bir makamı ne yapmıştır? Kendi gönül hoşnutluğuyla teslim etmiştir. Yeter ki kan dökülmesin Müslümanlar arasında diye. İşte Hazreti Hasan Efendimizin bu fedakarlığından dolayı Allah Teala Hazreti Mehdi'yi bütün dünyanın tek hakimi olacak Hazreti Mehdi'yi onun neslinden getirerek onu mükafatlandıracaktır. Bu itibarla şimdi rivayetlerin arasını cem ediyoruz. Yani hadis-i şeriflerdeki rivayetlerin hiçbirine zayıftır, uydurmadır, reddedilecektir demiyoruz. Ne diyoruz? Hazreti Abbas'tan gelen rivayet doğrudur. Nasıl doğrudur? Bazı anne tarafları, anneanne tarafları Hazreti Abbas neslinden de müşterektir. Aynı zamanda Hazreti Hasan'dan olup da her neslin bir ana tarafı var, bir baba tarafı var. Bir tarafı da Hazreti Abbas'tan olması rivayeti doğruluyor. Hazreti Hüseyin'in evladından gelecek rivayetleri yine anne, anneanne, baba, dede gibi yukarı taraflarda şecerenin Hazreti Hüseyin'in çocuklarından birinde nesepte nesi vardır? Dahli vardır. Ama esas gelen doğru nesep Hazreti Fatıma annemizden, onun da Hazreti Hasan oğlundandır. Dolayısıyla Hasenidir. Hazreti Mehdi Hasenidir. Haseni ne demek? Hazreti Hasan'a mensup. O soydan geliyor. Mevlidi yani doğum yeri. Nuaym İbni Hammad'ın Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetinde vesaire rivayetlerde doğumu Medine-i Münevvere'dir. Hazreti Mehdi Medine'de doğacaktır. Mubayaati nerede biat edileceği kendisine? Aşura gecesi. Aşura gecesi Muharrem'in 10. gecesi Mekke-i Mükerreme'de rükünle makam arasında, yani Hacerül Esvet'le makamı İbrahim arasında biat edilecek kendisine. Allah Teala bizi yaşatır mı o günlere bilemeyiz tabii. Bilemeyiz ama böylece iman ediyoruz. Efendim. Muhaceri. Muhaceri ne demek? Hicret yeri. Medine'de doğacak. 40 yaşına kadar. Tabii Mekke'ye geliyor. 40 yaşından sonra. Kendisi Mehdi olduğunu bilecek mi? Bilmiyor hiç. 40 yaşına geliyor. Böyle hocalardan okumuşluğu veya böyle çok bir ilmi, şusu, busu bir fazileti zahirde görülmüyor. Ne oluyor? اِنَّ اللّٰهَ يُسْلُحُ الْمَهْدِيَ ف۪ي لَيْلَةٍ وَاحِدٍ. Allah bir gecede ona bütün ilmi, marifeti, kuvveti, gücü, iktidarı bir gecede veriyor. Allah. Allah istediğine bir gecede verir arkadaşlar. Allah istediğini bir gecede mehdiliğe elverişli yapar. Allah Celle Celaluhu. بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَى يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَى. Akşam ve yatsı arasında şurada oturduk. Allah dilediğini yapar diyor yani. Akşamla yatsı arasında ufukları döndürür Allah. Gökleri yere indirir Allah. Kıyametleri koparır Allah. Celle Celaluhu. Ölüleri kaldırır Allah. Celle Celaluhu. Ne olacak Allah'a vakit mevzu baş değil. Adam sabaha kalktı hafız oldu ya. Medine'deydi şimdi vefat etti. Rüyada hafız ettiler. Ama bayağı okuyor yani. Herkesi de ezbere dinliyor. O da dinletiyor kendisi. Rüyada ya. Görüyor musun? Emseytü kürdiyen ve asbahtü arabiyya. Efendi Hazreti çok anlatır. Adam birisi hocaların kervanına katılmış. Kürtlerden. Mübarek.
Kürtlerden çok alimler var, çok mübarek insanlar var Kürtlerden. Şeyhimiz Mevlana Halid de Kürt. Radıyallahu anh Kürtlerden. Büyük alimler, büyük veliler var. Hocaları kervana katırdı, Arapça bilmiyor. İşte Kürtçe biliyor veyahut Farsça biliyor, Arapça da bilmiyor. Hocalar da buna bir hava atmak istedi, biliyor musun? Neyse geldi geldi Mekke'ye geldiler, dediler ki bizim kafilede olanlar her gün biri Mekke'de vaaz edecek. Ya adam da kafiledeyim diye, ben hoca değilim, bir şey nasıl vaaz edeyim? Bunu rezil etmek için maksus yapıyorlar, biliyor musun? Her gün sıra geliyor, birisi vaazını yapıyor. Şimdi sıra geldi buna, bu mübarek adama. E bir şey bilmiyor ki Arapça. Bütün Mekke'nin Arapları, fasihleri, belihleri toplamış. Ya Rabbi dedi, çok dua etti, yalvardı. Sabaha alim kalktı. Ona alay ettiler ya, o da biraz iç etti, dua etti, yalvardı. İhlaslı adam. Çıktı şeye, kürsüye. Ulan dediler, neyse şimdi gülmeyelim de. Bu zaten cahilin biri ama hiç de demiyor ki ya ben cahilim dese biz bağışlayacağız zaten. Şimdi onlar inat etti ya, herkes sırayla vaaz edecek. Bak la, bu da dediler inandı, görüyor musun? Çıkıyor bir de. Ya dese ki ben edemem kardeşim, tamam bırak ya. Biz seninle şaka yaptık diyecekler. Baktı şakaya, şaka almamış ki. Çıktı kürsüye. Başladı. Emşeytü kürdiyem ve asbahtü arabiyya. Akşam kürdüdüm, sabaha Arap kalktım. Hadi bakalım dedi, dinlesin hocalar. Ya. Efendi Hazretleri çok anlatır mı? Demek ki Allah istedi mi bir anda adamı alim eder, vaiz eder, hatip eder. Onun için Hazreti Mehdi muhaciri ne yapacak? Mescid-i Aksa'ya hicret edecek. Medine onun hicretinden sonra yıkılacak, harap olacak. Allah Allah. O canım Medine, ışıl ışıl Medine, o oteller yapılıyor. Dünyanın en güzel şehri Medine. Hazreti Mehdi Medine'den ayrılınca Medine viran kalacak. Vahşi hayvanların yuvası haline gelecek. Kuraklık olacak Medine'de, bir kilo buğday bulaması. Ekmek kalmayacak, bir şey kalmayacak. Neresi şenlenecek? Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa da şimdi viran durumda. Allah sonunda viran olan Mescid-i Aksa'yı mamur edecek. Onun için Ebu Davud hadisinde, Hazreti Ömer'leri var. İmranu Beytil Makdisi harabu Yesrib'e. Beyt-i Makdis'in, Mescid-i Aksa'nın mamur olması, Medine'nin yıkılması demektir. Medine viran kalır. Tabii ki Allah Teala ne buyuruyor? Biz kıyamet kopmadan evvel bütün kariyeleri helak edeceğiz. Allah Teala böyle karar verdi. Kıyamet kopmadan evvel bütün kariyeler, şen kariyeler, mamur kasaba, iller, metropoller, kıyametten evvel hepsi teker teker ne olacak? Kimi açlıkla, kimi kıtlıkla, kimi kuraklıkla, kimi yelle, kimi selle, kimi zelzeleyle bütün şen beldeler viran olacağını Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri haber veriyor. İsra suresinde. Estaizu billah. Ve in min karyetin illa nahnu muhlikuha kable yevmil kıyameti ev muazzibuha azaben şedida. Kâne zâlike fil kitâbi mesbûrâ. Kıyametten evvel diyor, bütün şehirleri ya helak edeceğiz ya şiddetli azap edeceğiz. Levh-i Mahfuz'da böyle yazdım Allah buyuruyor. Mekke'de dahil, Medine'de dahil. Allah. Kıyametten evvel dünya viran olacak arkadaşlar. Artık cennete inşallah. Dünya viran olduktan sonra tabii mahşer kurulacak. Şimdi Hazreti Mehdi'nin nesine geldi sıra? Hilye-i Şerifesi. Yani tarifi. Hazreti Mehdi ile alakalı olarak başladığımız dersimize devam edeceğim. Onun için tabii çok uzun girişler, eskisi gibi biraz tabii çok uzun konuşmalar yapmıyorum. Bu bir iki haftalık bir süre içindir. Ondan sonra inşallah eskisi gibi başınızı ağrıtacağım. Birinci dersimizde Hazreti Mehdi'nin ismini, nesebini, soyunu yani, doğum yerini ve kendisine biat edilecek yeri ve hicret edeceği yeri okumuş idik. Bu benim ameliyat önceki sohbetim idi. Şimdi ne kaldı kardeşlerim? Şimdi hilyesi ve sireti kaldı. İnşallah bugün öyle bir aşkla, öyle bir şevkle Hazreti Mehdi'nin hilyesini yani tarifini dinleyeceksiniz. Şeklini, şemailini, efendim vasfını, tarifini dinleyeceksiniz. Onu inşallah gözünüzün önünde hayal edeceksiniz, tasavvur edeceksiniz, tehayyül edeceksiniz. Sizler sebebiyle kurulan bu meclisler hürmetine
Yapılan bu dersler inşallah kıyamete kadar baki kalacak. Bu yayınlar bizden sonra gelecek nesillerimize ışık saçacak. Ve Hazreti Mehdi'nin gerçek tarifi ancak bu hadis-i şeriflerde rivayet edilen bu vasıfları dinleyenler tarafından anlaşılmış olacak. İnşallah bizden sonra gelen nesillerimiz ve cemaatlerimiz batıla kapılmayacak. Önüne gelene Mehdi diye peşine takılmayacak. Bu vasıfları bilenler ancak hidayet üzere olacak. Bunları dinlemeyenler, duymayanlar, tebliğ etmeyenler, ulaştırmayanlar maalesef birçok batıl, yanlış cereyanlara, akımlara kapılma tehlikesine maruz kalacak. Onun için büyük iştesiniz. Allah ilminizi artırsın, zekanızı artırsın, anlayışınızı, hafızanızı güçlendirsin. Öyle bir anlayın ki, öyle bir dinleyin ki inşallah bugünkü Hazreti Mehdi'nin tarifini dinlemeniz hürmetine Allah sizden gelecek nesillerden Hazreti Mehdi'ye asker nasip eylesin. Hayca bugün severseniz, bugün dinlerseniz, bugün değer verirseniz, hele şu kıyamete çok yaklaştığımız dönemde bu konulara önem verirseniz, 1400 sene evvel Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce, binlerce hadis-i şerif ve rivayetlerle beyan ettiği konuyu bugün kıyametin eşiğine gelmiş bizler konuşmazsak daha ne konuşacağız? İlim bu değilse ilim ne olabilir? Önümüzde bu kadar olaylar var. Önümüzde yaşanacak bu olaylardan bahsetmezsek, hiç bilmediğimiz şeyler, gaybi haberler, ancak Allah-u Teala bildi, o da Muhammed Mustafa'sına bildirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem, o da bize duyurdu, biz de size duyuruyoruz. Bu haberler dururken, bu ilimler dururken, önümüzde bu kadar tehlikeli geçitler dururken, bizim ne işimiz var başka lüzumsuz işlerle uğraşmaya? Onun için kıyamet alametlerindendir. Hazreti Mehdi'nin bahsi kalmayacak. Kürsülerde, hutbelerde Hazreti Mehdi'den bahsedilmeyecek. Deccal anlatılmayacak. İsa Aleyhisselam'ın inişi anlatılmayacak. Hatta bunlar inkar edilecek. Hocası, doçenti, profesörü tarafından Mehdi konusu inkar edilmektedir. Allah muhafaza buyursun. Hazreti Mehdi'nin gelişini, geleceğini inkar etmek, manen mütevatir olan bir konuyu inkar mahiyeti taşıdığından kafirlik tehlikesini mutlaka gerektirir. Hatta bazı hadis-i şeriflerde men enkara bil mehdi fekad kefer. Mehdi'yi inkar eden muhakkak kafir olmuştur buyuruluyor. Tabii ki bu kadar hadis-i şerifi inkar edenin doğru dürüst bir Müslüman olmasına da ihtimal yoktur. Ancak önüne gelen de ben Mehdi'yim diye çıkabilir. Bundan dolayı biz sizi uyarıyoruz, uyandırıyoruz. Özellikle tarih verilmemesine dikkat çekiyoruz. 2005, 2010, 2070, 2100, 2200 hiç böyle bir tarih ehli sünnet vel cemaata göre verilemez. Burada ancak hadis-i şeriflerin verdiği alametler zikredilir. Ve bundan sonraki derslerimiz çok önem arz etmektedir. Bundan sonra bir dersi bile kaçırırsanız ipin ucunu kaçırırsınız. Çünkü bunlar birbirine ekli derslerdir. Birinde geçen konuyu öbüründe tekrar bulamazsınız. Tekrar bulamadığınız takdirde de o arada bir kopukluk yaşarsınız. Bir çelişki, bir tezat gibi anlarsınız. Halbuki biz size devamlı irtibatlı konuşmalar yapacağız. Sıralı dersler yapacağız. Bu itibarla şimdi Hazreti Mehdi'nin Hilye-i Şerifesi, yani Şemali Şerifesi şekli mübarek görüntüsü, Allah görmeyi nasip eder inşallah. Efendim, artık bir genç bir polis geldi. Bir kere ben buradan bir namaz kıldırdım bu mescitte. Camiden çıkarken tenha zaman idi. Öğlen namazı olabilir. Dedi ben polisim dedi. Adıyaman'da vazife yapıyorum. Buyur kardeşim dedim. Dedi ben bir rüya gördüm. İşte tanımıyorum. Ne gördün dedim. Seni gördüm Hazreti Mehdi'nin sofrasında beraber yemek yiyordunuz dedi. Elhamdülillah dedim. Niye elhamdülillah dedim. İşte Hazreti Mehdi'den bahsediyoruz ya. Bu sohbetlerde kalacak ya. Kendimiz görüşemesek de inşallah bu sohbetlerin bereketiyle birçok insanlar Hazreti Mehdi'ye aşina olacak. Bunlar yüzlerce sene kalacak inşallah. Şimdi teknoloji çok ilerledi. Eskiden kasetlerin 20-25 sene ömrü vardı. Şu anda alınan kayıt cihazları yüzlerce sene kalacak niteliktedir. Allah sahipler yaratsın inşallah. Bu sohbetler kalsın, aktarılsın, ulaştırılsın ki inşallah. Ta ki bizim de Hazreti Mehdi'ye hizmetimiz olsun. Hazreti Mehdi'nin İslam davasını dünyaya hakim kılmasında çorbada tuzumuz olsun. Siz dinleyenlerin de inşallah burada bir katkısı olsun. Böylece Hazreti Mehdi hepimizden hoşnut ve razı olsun. Şefaatleri cümlemize nail olsun. Ve mahiyyetuhu. Hazreti Mehdi'nin hilye-i şerifesini anlatıyoruz. Hadis-i şeriflerden derlenmedir. Bunların kaynakları birçok hadis-i şeriflerde vardır.
Ancak bir hadis-i şerifte belki tek olarak bulunamaz ama Berzenci Hazretleri bunları cem etmiştir. Biz de bu cemden yararlanarak toplama itibariyle tekrardan da kaçınmak suretiyle rivayetleri birlikte zikrediyoruz. Fe innehu Ademu, Hazreti Mehdi çok esmer olacak. Son derece esmer. Toprak rengine esmer diyoruz, yani işte buğday tenli de denebiliyor ama koyu esmer olacağı rivayet ediliyor. Mübareğin rengi neymiş? Koyu esmer. Darbun miner ricali. Mübarek insan. Eti çok hafif. Hafif ve zarif etli. İşte tenine, mübarek teni zarif ve nazik. Demek insan tenine dokunduğu zaman mübarek etinin hafifliğini hissedecek. Zaten Allah dostlarının alametlerindendir. Sümme telinu cülüdüm ve kulubuhum ila zikrillah. Derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yatışır, yumuşar buyuruyor Hazreti Kur'an. Rab'atun. Hazreti Mehdi çok uzun da olmayacak, çok kısa da olmayacak. Toplum arasında orta boy olarak nitelenen bir vasfa sahip olacak. Eclel cebheti. Mübarek alnı tamamen açık, tüysüz, mübarek alnı böyle geniş bir alın ve alnın tamamı akpak, hiç kenarlarında, köşelerinde tüy olmayacak şekilde efendim berrak olacak. Eknel enfi, mübarek burnu uzunca olacak, burnunun ucu ince ve küçük olacak. Mübarek burnunun ucu küçük ve ince, mübarek burnu uzunca olacak. Eşemmuhu, mübarek burnunun kemiği kalkık olacak. Şurada burun kemiği vardır ya, işte o burun kemiği hafifçe ne olacak? Kemerli olacak, kalkık olacak. Ezeccü, ebleccü, bunlar Arapçada çok zor tabii tanıtımlardır. Kelimelerin hepsinin çok derin manaları var. Ben size lügatlardan, burada Berzenci Hazretleri'nin, Allah kendisine razı olsun, yaptığı hizmet lügatları vermiştir. Size kolaylıkla anlatabiliyorum. Ezeccü, yay kaşlı. Mübarek kaşları uzun olacak. Kaşları yay gibi olacak. Kaşlarının uçları, kenarları ince olacak. Ebleccü, mübarek yüzü, rengi parlak olacak. Yani ne diyelim, böyle cilalı gibi. Mübarek rengi esmer olmakla beraber dışarıya parlaklık yansıtacak şekilde aydın olacak. Mat olmayacak, yani rengi mat değil, böyle pırıl pırıl parlayan bir renk. Renk olarak esmer olmak başka bir şey, parlak olmak daha başka bir şey. Çünkü esmer olabilir ama o esmerlikle beraber bir de tabii nuru ilahi kendisini kapladığından o parlaklık dışarıya yansıyacak. Evet, mübarek kaşlarının arası açık olacak, kaşları birbirine yakın olmayacak. Yani bu iki kelimede topluca bu manaları beyan edebiliyoruz. E'yenu, gözleri geniş olacak. Ekhalül ayneyni, iki gözü de mübarek kudretten sürmeli olacak. Yani kirpiklerinde hiç sürme sürülmediği halde sürme sürülmüş gibi bir efendim hoşluk ve güzellik hasıl olacak. Berrakus senaya efrakuha. Berrakus senaya, berrak zaten Türkçeleşmiş berrak diyorsunuz parlak olan şeylere. Mübarek dişleri parıl parıl parlayacak. Ağzını açtığında dışarıya ziya ve nur saçacak. Şiddetli beyazlıktan dolayı lem'an edecek, pırıldayacak. Efrakuha, mübarek dişleri sık olmayacak. Dişler birbirine girgin ve yapışık olmayacak. Mübarek dişlerin arası ayrı, uzak bir şekilde böyle seçilecek. Diş araları hafif açık olacak. Fî haddihil eymeni hâlun esvedu, sağ yanağında siyah bir ben olacak. Mübarek sağ yanak, sağ yanağında siyah bir ben hasıl olacak. Yudî'u vecûhu kennehu kevkebun dürriyün. Mübarek yüzü öyle parlayacak, öyle parlayacak, sanki efendim pırıl pırıl parlayan bir yıldız gibi
Nasıl yıldız yanıyor bu kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce kilometreler uzaktan. Öyle yıldızlar var dünyadan ne kadar uzak. O yıldız nasıl parlıyor bizim gözümüze? Daha biz neredeyiz, o nerede? Demek kendi kendisi ne kadar parlak ki? Bu kadar efendim milyonlarca kilometreler, artık hesabını ölçüsünü Allah bilir. O kadar uzaktan bize parlıyor. Yıldız gibi yüzü parlayacak. Onun için nur başka bir şeydir, beyazlık başka bir şeydir. Bazı kere bazı beyazlar vardır ama nursuzdur. Beyazla nur aynı şeyler değildir. İnsan beyaz olabilir, nursuz olabilir, insan esmer olabilir, hatta zenci olabilir, nurlu olabilir. Ben öyle zenciler gördüm ki alnında böyle nur halesi efendim pırıl pırıl geziyor. Allah'ın öyle zenci dostlarını da gördüm. Onun için ama Hazreti Mehdi zenci türünde değildir. Buğday tenlidir, yalnız koyu esmerdir. Fakat parlaklığı ve berraklığı ve ilahi nuru böylece efendim yıldız gibi belirgin olacak. Kesül lihyeti, mübarek sakalı sık olacak. Sakalı sık olacak. Onun için Efendi Hazretlerimizden tabi işittiğimiz bir rivayet zaten hep de belli. Dünya kuruldu kurulalı hiçbir peygamber, hiçbir veli sakalsız yoktur. Hazreti Mehdi'nin de sakalı bir tutamdır. Zaten bir tutamdan aşağı sakalı olan bütün Mehdilerin sahtekar olduğu şimdiden ortaya çıkmış oldu. Önüne gelen Mehdi'yim diye çıkıyor. Tabi daha birçok alametler anlatılacaktır. Sade sakalla bu alamet belirmez. Fî ketifî alâmetü linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek omuzunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik mührü vardı ya, size evvelce derslerde anlatırdık. İşte mübarek sağ omuzunda diyor tabi, sağ demiyor. Omuzunda ne bulunacaktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir alamet, bir mühür gibi Efendimizin torunu olduğuna dair, sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduğuna dair, Ehl-i Beyt'ten olduğuna dair bir nişan, demek peygamberlik mührüne benzeyen türde bir alamet ve nişan belirecektir. Ez yelül fehideyni, mübarek bacakları, oylukları birbirinden açık olacaktır. Bazı insanlar öyle olurlar, farkındaysanız yürürken de belli olur. Bazı insan oylukları yani dizlerine çok yapışık yürür. Bazı insan da hafif bacak araları yani oylukları biraz açıkça olur. Yürüyüş şeklinden de o iki oyluğunun birbirinden uzak olduğu fark edilir. Hazreti Mehdi'de böyle bir alamette belirtiliyor. Levnu Arabiyyin ve cismu İsrailiyyi. Mübareğin rengi Arap rengi. Baktığın zaman renk Arap rengi ama vücut olarak mübarek bedeni Arap bedeni değil de Arap ırkının dışındaki ırkların vücudunda olacaktır. Yani vücut olarak Arap ırkının vücuduna benzemeyecektir. Renk olarak Arapların rengine benzeyecektir. Fî lisâni, tabi kendisi Arap'tır, o ayrı. Hazreti Mehdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarındandır, Arap'tır, o tamam. Fakat mübarek vücudu Arap cismine benzemeyecektir. Ama rengi Arap rengini tutacaktır. Fî lisâni itikalun, mübarek lisanında ve dilinde bir ağırlık, bir tutukluk olacaktır. Kekemelik gibi değil de dili tutuk olacaktır. Konuşma zorluğu çekecektir. Bu çok büyük bir alamettir. Ve izâ ebtâ aleyhil kelâm darabe bi fekidihil eyseri darabe fekidehul eysera bi yedihil yumna. Tutulunca konuşamayacak hale gelecektir bazı kere. Tutulacaktır konuşma esnasında. Bu tutukluk durumunun açılması için ne yapacaktır? Mübarek sağ eliyle sol dizine şöyle bir kere vurdu mu, sağ elini sol dizine pat diye vuracaktır. O anda dili çözülecektir. Ara ara tutukluk geçirecektir. Konuşma esnasındaki tutukluğu çözmek için iyi düşünün, iyi anlayın. Mübarek sağ eliyle sol dizine vuracak. Sağ dizine değil, sağ eli sol dize. Vurduğu anda dili çözülecektir. Bu da ara sıra rastlanacak alametlerindendir. İbn-i Erba'ine seneten Hazreti Mehdi, Mehdiliğini ilan ettiği vakitte 40 yaşın çocuğu olacaktır. Yani 40 yaşında olacaktır. Şimdi ve emmâ sîretuhu, siretini anlatıyorum. Yani yaşantısını, gidişatını, takip ettiği hayat tarzını. Burada çok rivayetler var, uzun rivayetler var tabii.
فَاِنَّهُ يَعْمَلُ بِسُنَّتِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bütün mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel edecektir. Bir sünneti bile terk etmeyecek, terkine taviz vermeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne sünneti varsa kitaplarda hepsini Allah ona ilham edecektir. Bir gecede Allah onu bütün ilimlerle mücehhez hale getirecektir. Yuslarullah fiileyle ve bütün sünnetler kendisinde yani kendiliğinden ihya edilecektir. La yukizu naimen uyuyanı uyandırmayacaktır. Ne demek uyuyanı uyandırmayacaktır? Yani çok yumuşak huylu bir insandır. Adam orada uyuyor ama rahatsız etmeyelim diye kimseyi rahatsız etmeyecek. Ve la yuhriku demen kan dökmeyecektir. Yani cebbar değildir, zorba değildir. Efendim insanları kıran geçiren sert mizaçlı huysuz biri değildir. Yani hani derler karınca incitmez, uyuyanı uyandırmaz. Hiç böyle insanlara efendim sıkıntı çıkarmayacaktır. Yukatilu ale sünneti, sünnet üzere savaşacaktır. Yani sünneti seniyeyi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yolunu canlandırmak için ve onun ehli sünnet itikadını revaçta kılmak için ve ameli sünnetlerini bil fiil icra sahasına geçirmek için cihad edecektir, savaşacaktır, muharebe edecektir, güç harcayacaktır. La etruku sünneten illa kama, bir tane ölmüş sünnet bırakmayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında ne kadar sünnet yaşanıyorsa onun zamanında da o kadar sünnet yaşanacaktır. Bir sünnet ölmüş, terk edilmiş kalmayacak. Ve la bid'aten illa rafa'a, bir bid'at da ortalıkta bir hurafe, bir bid'at bırakmayacaktır. Bütün bid'atleri kökünden kaldıracaktır. Yani yakumu biddine ahiraz zamani kema kame bin nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme evvelehu. Kıyamet yaklaştığı bir zamanda, ahir zamanda, daha bizden sonra gelecek, şu günlerden nice sonra gelecek bir zamanda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, asr-ı saadette nasıl İslam'ı yaşamış ve yaşatmış, Allah'ın dinini dünyaya yaymış, sünnet-i seniyyeyi ihya etmiş ise, dünyanın sonunda, zamanın ahirinde de, İslam dinini tamamen yürürlükte kılacaktır. İslam sonunda bütün dünyaya hakim olacaktır. Şirkin ve gavurluğun mumu sönecektir arkadaşlar. Onun için görsek de görmesek de seviniyoruz. Çünkü biz buna gayba iman ediyoruz. Muhammed Mustafa'mız ne buyurduysa çıktı. Onun hiçbir sözü yalan yanlış çıkmadı. Bunlar da çıkacaktır. Yani hakikaten insanın aklına mantığına biraz zor geliyorsa da kabullenmek, hafsale biraz kaldırmıyorsa da bütün dünyayı İslam yeniden kaplayacaktır inşallah. Burada Allah'ın teminatı vardır. Vellezî erselle rasûlehu bil hudâ ve dînil hak. O Muhammed Mustafa'sının sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle dosdoğru dinle gönderen Allah yuzhirehu aleddîni kullih. Neticede bütün dinler ve diyanetler üzerine İslam'ı galip kılacaktır. Ayet-i kerimesinin sırrı Hazreti Mehdi döneminde gerçekleşecektir inşallah. يَمْلِكُ الدُّنْيَا كُلَّهَا كَمَا مَلَكَدُ الْقَرْنَيْنِ وَسُلَيْمَانِ Zülkarneyn aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam bütün dünyanın yegane maliki ve tek hükümdarı olduğu gibi Hazreti Mehdi ile tüm dünyanın tamamına malik ve hakim olacaktır. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruluyor? مَلِكَ الدُّنْيَا كُلَّهَا اَرْبَعَةٌ Bütün dünyaya bugüne kadar dünya kurulduğundan beri 4 kişi hakim olmuştur. Bunların ikisi Müslümandır, ikisi gavurdur. İki Müslüman, birisi Zülkarneyn aleyhisselam, birisi Süleyman aleyhisselamdır. İki gavurun birisi Nemrut'tur, İbrahim aleyhisselamın karşısındaki. Birisi Buhtun Assar'dır. O da Mescid-i Aksa'yı harap eden büyük bir gavurdur. Firavun, bütün dünya çapında bir hükümdar değildir. Mısır civarında, Mısır deltasında hüküm süren biridir. Dolayısıyla bütün dünyanın tek hükümdarlığına sahip olan bugüne kadar 4 kişi olmuştur. Bunların ikisi Müslümandır, ikisi kafirdir. Ve seyemlükü aracülü min ümmeti, sonuncu da beşinci olarak benim ümmetimden bir zat, Hazreti Mehdi, bütün dünyanın tek hakimi olacaktır. Bu hadis-i şerif İmam-ı Rabbani ile mektubatında zikreder. Onun için Hazreti Mehdi'nin dünya hükümdarlığı kesinlikle sabittir. Ve dünyada Hazreti Mehdi zamanında şirkten, küfürden bir eser kalmayacaktır inşallah. Sünnetler üzerine tabii çok titizlikle durması yine İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin çok önem verdiği hususlardandır. Öyle ki Hazreti Mehdi Medine'de
ortaya çıktığı zaman, dünyaya hakim olduğu zaman, Medine'de bulunan bir alim, demek o zamanki işte şimdinin uzantıları bu Vahabiler, bu Selefi geçinenler, bunların uzantıları mı kalacak artık o zamana kadar kim kalacaksa, o adam en büyük alim, Medine'nin imamı, diyecektir ki Hazreti Mehdi'nin aleyhinde, bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor ve İslam'ı ortadan kaldırmak istiyor. Onun için Hazreti Mehdi'ye harp açacaktır. Hazreti Mehdi de bunun sapık itikatlarda olduğunu bilerek kellesinin vurulmasına hüküm verecektir ve onu katlettirecektir. Demek ki Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşayacak ve yaşatacaktır ama Hazreti Mehdi'nin geldiği dönemde Medine'de bulunan en büyük alim bile Hazreti Mehdi'nin İslam'ı kaldırmak için çıktığını ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır. Niye öyle sanmıştır? Çünkü o zamana kadar bunlar tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak, uydurmaları sünnet yerine koyacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki sünnetlerini terk edeceklerdir. Adamların şu anda bile başında sarık yoktur. Resulullah'ın başından düşmeyen sarık, Ali'l-Kari Hazretleri buyuruyor, Resulullah sarıksız hiçbir namaz bile kılmamıştır. Resulullah'ın başındaki sarığı çıkartmışlar, şu anda kendileri kafalarına tülbent örtüyorlar da, tülbent örtüyorlar, sarığa da bidat diyorlar. Nasıl ki şimdi başladılar, Kabe'yi öpene gavur oldun diyorlar. Resulullah'ın ırkasını öpene gavur oldun diyorlar. Sakalı şerifi ziyaret edene gavur oldun diyorlar. Şu anda bu itikatta adamlar, tabii ki Hazreti Mehdi geldiğinde onlar, efendim, buna tahammül edemeyecek ve en büyük alimleri o zaman Medine'de, ya bu ne biçim adam, kimdir, buna uymayın, bu dini İslam'ı ortadan kaldıracak diye hezeyanlar savuracaktır. Hazreti Mehdi de kafasını uçuracaktır. Demek ki kardeşler, sünnet-i seniyye tamamen öldürüleceği bir dönemde, bid'atlar sünnetlerin yerini aldığı bir devrede Hazreti Mehdi zuhur edecek, tamamen İslam'ı parlatacak, sünnet-i seniyyeyi canlandıracak ve asr-ı saadetteki İslam aynı tazeliğiyle revaç bulacaktır. Bu cemaatlerin toplanması bereketiyle konuşulan bu mevzular kıyamete kadar ışık saçacak ve Hazreti Mehdi'yi hasretle bekleyen ümmetlere delil ve rehber olacak ve Hazreti Mehdi'nin çıkışında da inşallah bu sohbetlerin bereketiyle kalan ümmet ona asker olacak inşallah. Bizlere de Allah Teala lütfederse nasip olacak inşallah. Ama tabii ki bu hususta şu anda önümüzdeki derste çıkacak alametler ve emarelerle ilgili daha geniş malumat duyurulacak inşallah. Şimdi onun zamanındaki durum. Yemlikü dünya küllehâ kemâ meleke Zülkarneyn ve Süleymanu Zülkarneyn aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam bütün dünyanın doğusuna ve batısına hükmettikleri gibi Hazreti Mehdi de dünyanın tamamına malik ve sahip olacak. Dünyada Hazreti Mehdi'nin yönetimine girmeyen bir ufak dünyada köşe bile kalmayacak. Bu ne büyük bir elhamdülillah fetihtir. Bu ne büyük bir nusrettir, ne büyük bir zaferdir. İslam'ın hakimiyeti işte o zaman tamamlanacak inşallah. Hazreti Fatihlerin de ruhu o zaman tamamen şad olacak inşallah. Biliyorsunuz Hazreti Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Roma'ya niyet etmişti. Roma'yı fethetmek üzere niyet etti ama tabii ki bu gizlediği niyetine vakıf olan kafirler, yanına da koydukları ajan ve casus doktorlar vesilesiyle Hazreti Fatih'i zehirleyerek şehit ettiler. Dolayısıyla Hazreti Fatih'in bu planı, Roma fethi de suya düştü. Hazreti Fatih'ten sonra da zaten bu fetih kimseye nasip olmadı. İnşallah Roma'nın fethi, Vatikan'ın fethi de Hazreti Mehdi'ye nasip olacak inşallah. Bunların hepsi hadis-i şeriflerde aynen yazılmaktadır. Bunları sırayla okuyacağız. Önümüzdeki dersleri takip edenler çok ilginç konular duyacaklar inşallah. Dünyanın yegane hükümranlığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da, dört halife zamanında da, ondan sonra Emeviler, Abbasiler, tabi ondan sonra Memluki, Selçuki, Osmani hükümdarlıkları zamanında, İslam hükümdarlıkları zamanında dünyanın tek hükümdarlığı kimseye nasip olmadı. Ancak dediğimiz gibi dünya kurulduğundan bugüne kadar iki Müslümana nasip oldu. Bunların birisi Zülkarneyn, birisi Süleyman aleyhissalatü vesselam hazretleridir. Hazreti Mehdi'ye inşallah üçüncü Müslüman olarak dünya kurulduğundan beri Adem aleyhisselamdan bu yana üçüncü Müslüman olarak
Hazreti Mehdi'ye nasip olacak inşallah. Yeksirus salibe ve yektülül hinzire. Haçları kıracak, Allah'tan gayri tapılan şirk sembollerini, İsa Aleyhisselam'ın göğe çarmıha gerildiğini sembolize eden o haçları kıracak. Zaten batıl bir itikat, yanlış bir inanç. İsa Aleyhisselam haça gerilmemiştir. İsa Aleyhisselam Yahudiler tarafından öldürülmemiştir. Ve İsa Aleyhisselam hala hazırda da ölmemiştir. İnne İsa lem yemut. Resulullah buyurdu, İsa ölmemiştir. Ve inne uraci'un leykum kable yevmil kıyame. Kıyamet günden evvel size dönecektir. Hazreti Mehdi zamanında Hazreti İsa ikinci kat semadan inecektir. Bu dersleri de önümüzde gelenler dinleyecektir. İsa Aleyhisselam ölmemiştir. Ölmeyecek midir? Ölecektir. Ne zaman ölecektir? İşte dünyaya İslam'ı hakim ettikten sonra Hazreti Mehdi'yi de gömecektir. Hazreti Mehdi'nin de cenazesini o kıldıracaktır. Hazreti Mehdi'den sonraya kalacak 40 sene dünyada cennet hayatı hakim olacaktır. Ondan sonra İsa Aleyhisselam da vefat edecek ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahharelerindeki hücre-i nebeviyelerinde boş bulunan bir yer ona ayrılmıştır. Oraya gömülecektir. Dolayısıyla haç diye bir şey yoktur. O İsa Aleyhisselam'a sureti benzetilen Yahudi, İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için 12 bin Yahudi evin etrafına toplanıp içeri saldıkları zehirli hançerli eşkıya, o Yahudinin yüzünü Allah'ımız buyuruyor, ben İsa'ya benzettim. İsa Aleyhisselam'ın tıpkısının aynısı oldu. Belden yukarısı İsa Aleyhisselam oldu, belden aşağısı kendisi haliyle kaldı. Onun için ve ma katelu ve ma salebu. Ne öldürebildiler ne asabildiler. Velakin şübbiyelum. Onlara karışıklık yapıldı, Kur'an söylüyor. Çıktı içeride İsa'yı bulamadım dedi. Çünkü neden? Ben rafa'ullahu ile. Allah onu kendi katına yükseltti. Allah mekandan münezzehtir. Ama rahmeti, feyzi, bereketi semalardadır. İkinci kat semadadır İsa Aleyhisselam'ın makamı. Ve şu anda da diridir. Hem de dünya hayatıyla diridir. Ruhani hayatla değil. Aynı bizim yaşadığımız şu hayatla diridir. Ölümün tadını tatmamıştır. Tabii ki geri çıktığında bulamadım içeride İsa'yı deyince o kadar Yahudi bunun üzerine çullanıp sen İsa'sın ya dediler. Sürükleye sürükleye haça gerdiler, götürdüler, haça gerdiler. Ondan sonra da kafayı yediler. Dediler ki bu İsa ise arkadaşımız kayboldu. Bu arkadaşımız ise İsa kayboldu. Bunun suratı İsa, belden aşağısı bizim arkadaşımız, hiç benzemiyor. Ve innellezine ihtelefu fîle fî şekkim mi? Mevla buyuruyor ki o ihtilafa düşenlerin şüphesi hiç bitmedi. Şüphe içinde kaldılar. Hiç tereddütten kurtulamadılar. Mâ lehum bî min ilmin illettibâ'dân. Koca Hristiyanlık alemi pirenin anasını araştırıyor, denizin dibini karıştırıyor. Kendi dinleri ve diyanetleri batıla kaymış. Sapıtmışlar, hiç ondan haberleri yok. Mevla buyuruyor, ilimleri, ilim diye bir şeyleri yok. İsa Aleyhisselam hakkında hiçbir bilgileri yok. Ancak zan ve tahminler yürüterek o zamanki Yahudilerin yalanlarına uyaraktan böyle bir şey tutturdular. Haç efendim safsatasıyla yürüyorlar. Ve mâkateli yakın ya. Kendileri de öldürdüklerine Yahudiler de buna inanmadılar. Çünkü arkadaşlarını bulamadılar ve iş karıştı. Böyle bir ihtilafa düştüler. Dünya hala bu ihtilaftan çıkamadı. Ama biz çıktık elhamdülillah. Bizde ihtilaf yok elhamdülillah. İtikadımızda sapıklık yok elhamdülillah. Allah'a bu itikad ile kavuşacağız inşallah. Haçları kıracak dünyada haç diye Allah'a şirk koşulan hiçbir sembol kalmayacak. Ve yektülül hinzir. Domuzları katledecek. Domuz bereketsiz, hayırsız bir hayvandır. Allah-u Teala imtihan olsun diye onu halketmiştir. Hazreti Mehdi domuzları neslini kesecek. Yaruddi ilel müslimin ülfetehum ve ni'metehum. Müslümanlar ne kadar tedirgin, ne kadar yalnız, ne kadar sıkıntıda, değil mi? Afganistan kaynıyor. Bir bomba attılar geçen caminin içerisine, 50 tane Müslüman şehit oldu. Camide bombaladı Amerikan gavuru. Afganistan'da. Dünya kaynıyor. O Irak kaynıyor. Müslümanları birbirine düşürdüler. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde Müslümanlara yeniden eski nimetlerini, bolluklarını, ülfetlerini, sevişmelerini, tanışmalarını, görüşmelerini, kaynaşmalarını ve muhabbetlerini geri getirecek inşallah. Bütün dünya Müslümanları tek vücut olacak. Yek vücut olacak. Aradaki bütün sıkıntılar kalkacak inşallah. Kafirliğin zulmü bitecek ve İslam'ın adaleti belirecek inşallah.
Yemlevler de kıstan ve adlen kema amülye zulmen ve cevra. Dünya zulümle, cevrü cefa ile, eziyetlerle, haksızlıklarla doldurulduğu gibi Hazreti Mehdi geldiğinde adaletle ve istikametle yeryüzünün tamamını dolduracak inşallah. Muhammed Mustafa böyle haber veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu da olmadı. Allah böyle bir zatı göndermeye kadirdir arkadaşlar. Sizin aklınız, mantığınız şimdi biraz almıyor. Kim çıkabilir? Amerika adamı ne yapar? İsrail adamı ne yapar? Dünyada bu kadar güçler var. Uydudan adamı takip ederler, adamı mıhlarlar, öldürürler. Sen öyle zannet. Allah'ın koruduğuna hiçbir şey yapamazlar. Allah'ın güç verdiğine hiç kimse karşı duramaz arkadaşlar. İnşallah özlediğimiz adaleti bize getirecek. يَحْثُلْ مَا لَحَثِيَا وَلَا يَعُدُّ عَدَّا. Öyle bir zenginlik olacak, öyle bir bolluk bereket olacak, malı saymakla saymayacak. Böyle dağıtacak da dağıtacak. Beytül mal onun elinde olacak. Dünyanın hazineleri onun elinde olacak. يَقْسِمُ الْمَالِ صَحَاهًا بِالسَّوِيَّ. Bütün paraları, malları, altınları, gümüşleri Müslümanlar arasında, fakirler arasında eşit bir şekilde dağıtacak, adaletli bir şekilde dağıtacak. Fakir de kalmayacak inşallah. Açlıktan, susuzluktan ölen kalmayacak inşallah. يَرْضَانُ سَاكِنُ السَّمَا وَسَاكِنُ الْاَرْضِ. Göğün sakini olan melekler ve yerin sakinleri olan insanlarla cinler Hazreti Mehdi'nin adaletinden ve düzeninden razı olacaklar. وَالطَّيْرُ فِي الْجَوِّ. Havadaki kuşlar. وَالْوَحْشُ فِي الْكَفْرِ. Ovadaki vahşi hayvanlar. وَالْحِيْتَانُ فِي الْبَعْرِ. Denizdeki balıklar bile memnun olacaklar. Dünyada işlenen zulümlerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin getirdiği uğursuzluklar yüzünden kuşlar rahat mıdır? Ormandaki hayvanlar rahat mıdır zannediyorsunuz? Denizdeki balıklar rahat mıdır zannediyorsunuz? Bu emperyalizmin, bu kapitalizmin getirdiği, bu teknoloji diye bize yutturdukları, bizi uyuşturdukları, bu kadar sanat bilmem ne diye ne kadar kirlenmeye sebep oldukları, denizleri ne hale getirdikleri, milyonlarca milyarlarca balığın ölümüne sebep oldukları, o kadar kuşların ölümüne sebep oldukları, şu anda kim memnundur zannediyorsunuz? Ne insanlar, ne kuşlar, ne balıklar, ne ormandaki vahşi hayvanlara rahat var. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde insanlar cinleri bırak, ormandaki hayvanlar bile rahata kavuşacak inşallah. يَمْلَوْ قُلُوبَ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ غِنَنْ. Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem kalplerini zenginlikle dolduracak. حَتَّى اِنَّهُ يَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي اَلَا مَنْ لَوْ حَاجَةٌ فِي الْمَالِ. Dellal bağırtacak. Paraya ihtiyacı olan, mala ihtiyacı olan kim varsa kalksın gelsin. فَلَا اَتِي اِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَيَكُولُ اَنَا. Düşünüyor musunuz? Dünyada dellal bağırıyor da, dünyada ilanlar yapılıyor da, mala ihtiyacı olan tek bir kişi çıkıp geliyor. Başka hiç ihtiyacım var diyen çıkmıyor. فَيَكُولُ اِتِي سَعَدِنَا فَكُلَّ اِنَّ الْمَهْدِيَ يَمُرُكَ اَنْ تُعُطِيَنِي مَالًا. O adama diyor ki, sen mi muhtaçsın? Gel. Git hazinenin bekçisine, Beytül Mal'in sahibine, orada bekçi olan görevliye. De ki, Mehdi sana emrediyor. Bana mal vereceksin. Feyekulle uhzu. Ona de ki, saçsın sana, saçsın. Öyle bir lira, bir iki lira, bir altın, iki altın vermesin. Allah'ın hazineleri geniş. Allah'ın mülkü geniş. Allah ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem zengin etti. Versin sana. Hatta اِذَا جَعَلَهُ ف۪ي حُجْرِهِ وَاَبْرَزَهُ نَدْمَ. O adam, tek ben muhtacım diyen adam, Beytül Mal'e gidecek, koynuna dolduracak adam, bekçi dolduracak, parayı verecek, verecek, altın, 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 o kadar dolduracak ki adam pişman olacak. كُنْتُ اَجْشَعَ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ. Adam diyecek ki, yahu amma doldurdu, yürüyecek halim kalmadı. Bu ümmetin içerisinde en paraya düşkün, en haris, en muhtaç, en fakir, ah param olsa da neler alsam yapsam diye bekleyen adam ben idim. O bile pişman olacak istediğine, o kadar verilecek ki yürüyecek hali kalmayacak. Feyeruddu, felak belümin. Diyecek ki kalsın diyecek. Ben bu kadar ne yapacağım diyecek. Bir kısmını geri vermeye kalkacak. Hazreti Mehdi kabul etmeyecek. Bekçi diyecek ki, nâ lâne hulüsyene attaynâv.
Biz verdiğimiz şeyi geri almayız. Sen istedin istedin, gözün de doymadı ama el, koyunun kucağın doldu şimdi, yürüyebilirsen git. Allah ne bolluk verecek inşallah. Ten'amul ümmetü berruha ve faciruha fi zemenihi ni'meten lem yusma'a bi misliha kattu. Onun zamanında bu ümmetin iyisi kötüsü, artık herkes biliyorsunuz iyi olamayabilir. Herkes çok takva olmayabilir. Ama iyi kötü bütün ümmet onun zamanında öyle bir nimetle nimetlenecek ki o nimetin misli tarih boyunca değil, Adem Aleyhisselam'dan beri dünya kurulduğundan bugüne duyulmamıştır, işitilmemiştir. Öyle bir nimete gark olacak. Tursilü sema aleyhin midrara. Hazreti Mehdi zamanında gök yağmurunu salıverecek. La tettekru şeyen min katra, bir damla bile stok etmeyecek. Sema devamlı yağdıracak. Tütil ardu ukule la tettekru an şeyen min bizriha. Yer bütün ürünlerini, mahsullerini, semerelerini bolca verecek. Ürününden bir zerre eksik etmeyecek. Tecri ala değil melahim. Hazreti Mehdi çok harpler yapacak. Kafirlerle savaşacak. Roma'yı fethedecek dedim. Yestehricül künuz. Hazineleri çıkaracak. Ne hazineler var, ne defineler var. Karunlardan kalma, Bizanslardan kalma. Dünyanın nerelerinde ne hazineler var. Allah-u Teala altınları, gümüşleri yerin dibine koydu. Yerin dibi altın, gümüş dolu. Yerin dibinde altından dağlar var. Hazreti Mehdi'ye Allah onları çıkartacak. Altından bir dağ çıkarsa şimdi bütün dünyanın en büyük zenginliğine sahip olur. En büyük bütçesine sahip olur. Dağıtmakla bitiremez. Allah ne kadar zengin, görüyor musunuz? İstediğine nasıl veriyor? وَاَفْتَحُ الْمَدَائِنَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنَ. Gün doğumuyla batımı arasında ülkeleri fethedecek. Yani sabah başladığı işi akşama bitirecek. İkinci güne kalmadan birçok ülkeyi, gavurların ülkelerini fethedecek. يُوتَى اَلَيْهِ بِمُلُوكِ الْهِنْدِ مُغَلْغَلِينَ. Hint kralları, o zaman da Hindistan devam ediyor tabii, dünyanın 1 milyardan fazla nüfusuna sahip bir ülke. Ekseriyette kafir. Zincirlerle bağlı şekilde Hint kralları huzuruna getirilecek. Ve tüzhalu hazainu hulinyeli beytil makdis. Hint krallarının hazineleri ve defineleri Mescid-i Aksa'nın zinetleri olarak Mescid-i Aksa'ya bağışlanacak. Hey gidi Mescid-i Aksa! Yahudinin elinde ağlayan, inleyen Mescid-i Aksa! Müslümanların yolunu gözleyen Mescid-i Aksa! Üzülme, üzülme, yakında Hazreti Mehdi geliyor. Sen de imam olacak inşallah. İsa Aleyhisselam inecek, ona cemaat olacak inşallah. Yeniden İslam dünyaya hakim olacak. Ey Mescid-i Aksa! Çok ağladın, şenleneceksin inşallah. Çok ıssız sessiz kaldın, yeniden şenleneceksin. Üzülüyorsun, Kabe dolup taşıyor. Ömreciler, hacılar, milyonlar akıyor. Ey Mescid-i Aksa, sen çok üzülüyorsun. Ama sonu senin olacak inşallah. Yeva ile innas kema teven nahlu ila yasu biha. Yevi ile innas. Bütün insanlar Hazreti Mehdi'ye öyle bir sokulacak, öyle bir sığınacak. Allah bir sevimlilik verecek. Allah bir muhabbet ve ülfet halkedecek. Rabbim Tebareke ve Teala insanları ona ısındıracak. Kalpler Allah'ın elinde istediği tarafa çevirecek. Arılar arı beyinin başına toplanır, bilir misiniz? Arıcılık yapanlar, köyde bulunanlar, arıcılık yapanlardan duyanlar bilir. Arılar arı beynin etrafında toplandığı gibi bütün insanlar Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanacak. Hatta ekûnen nâs alâ misli emri mülevvel. İnsanlar evvelce nasıl? Kânen nâs ümmeten vâhideten. İnsanlar tek bir ümmetti Adem Aleyhisselam zamanında. Ondan sonra insanlar Süleyman Aleyhisselam zamanında, Zülkarneyn Aleyhisselam zamanında tek bir ümmet üzereydi. Aynı itikad üzere dünyaya yani hakim idiler. İşte Hazreti Mehdi zamanında da insanlar Allah'a, Kur'an'a, İslam'a inanan tek bir ümmet olacak inşallah. Yemüddüullâhum fîselâseti âlâfin minel melâike. Dikkat edin bakalım şimdi. Hazreti Mehdi bu gücü nereden bulacak soranlar. Amerika'nın, İsrail'in, Rusya zaten uçkurunu bağlayamıyor. Bu kadar dünya gavurunun Çin çok ilerliyor. Hindistan çok ilerliyor. Bu kadar kafirlerin, azılı gavurların karşısında Hazreti Mehdi tek başına çıkan bir adam
bu gücü nereden bulacak diye merak eden meraklı tazeler. Bakın bakalım cevabınızı bulacak mısınız? Allah-u Teala ona 3000 melekle yardım edecek. Yeter mi? Bir melek bile yeter mi? Amerika'nın, dünyanın işini bitirmeye bir melek bile yeter mi? Yeri göğe çıkarıp da ters çevirmeye bir melek bile yeter mi? Anladın mı şimdi Hazreti Mehdi kimmiş? 3000 melekle Allah yardım edecek. Yadribune vücühe muhalifi ve etbarahum. Ona karşı gelenlerin suratlarına ve kıçlarına, arkalarına melekler kamçı vuracaklar. Kim ona karşı geliyor, kim ona itaat etmiyor, kim ona boyun eğmiyor, emrin tutmuyor, meleklerden dayak yiyecek. Ordusunun önünde Hazreti Cibril yürüyecek. Allah Allah! Hazreti Cibril'in başını çektiği ordu yenilir mi? Ve Mikail ala takati. Arkasını Mikail aleyhisselam takip edecek. Önünde Hazreti Cibril, ardında Hazreti Mikail. Bu iki o meleğin güçlerini biliyor musunuz? Hazreti Cebrail bir tek 600 kanadı var. Sırf iki kanadıyla ufukları kapatır. Yeri göğü kapatır. Hepsinin rasathaneleri durar. Astronom merkezleri stop eder. Hazreti Cibril kanadını gerdiği zaman uydular şaşar be. Dünyanın ayağı birbirine dolaşır be. Göğü yeri bir anda kaplayacak bir kanadı var, tek kanadı. Ya 600 kanadını açarsa ne olur biliyor musun? Ter'aşşâtü vezzîbü fî zemenihî fî mekânin vâhid. Hazreti Mehdi döneminde tabi İsa aleyhisselam da aynı döneme rastlayacak. Bu rivayetlerin bir kısmı da Hazreti İsa aleyhisselamın nüzulü vaktinde yeniden tekrarlanabilir. Çünkü neden? Hazreti Mehdi ile İsa aleyhisselamın tabii ki bazı dönemleri beraber olacak. Hazreti Mehdi'nin dünyada ikamet süresi, bunların hepsini size teker teker anlatacağız. Kaç sene devleti hükümran olacak? Hazreti İsa aleyhisselam zaten 40 sene. Hazreti Mehdi 40 sene sürmüyor. Hazreti Mehdi daha bir az zaman duracak ama İsa aleyhisselam onu devam ettirecek. Koyunla kurt onun zamanında aynı yerde otaracak. Ne koyun kurttan kaçacak, ne kurt koyuna dalacak. وَتَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ لَا تَضُرُّهُمْ شَيَّا. Küçük çocuklar yılanlarla, akreplerle oyuncak gibi oynayacak. Yılan, akrep bile onlara dokunmayacak. Allah Teala'nın elinde. Yılanlar da Allah'ı dinliyor. Akrepler de Allah'ı dinliyor. Kurtlar da Allah'ı dinliyor. Sok dedim sokar. Dur dedim durur. Ve yezra'ul insanu mudden. Yukracu lehus seb'umiyeti muddin. İnsan diyor bir ölçek ekin ekecek. Öyle bir bereket olacak ki 700 ölçek, bir ölçek tohum atacak, 700 ölçek mahsul alacak. Ve yurfa'ul riba. Faizli muameleler kaldırılacak. Vel veba. Salgın hastalıklar kalkacak. Ve zina. Zina diye bir şey dünyada kalmayacak. Ve şurbul hamr, içki içmek diye bir şey kalmayacak. E içkisiz, kumarsız, zinasız, faizsiz, hastalıksız bir dünya nasıl olur? Ve tatulul a'mar, ömürler uzayacak. Allah hepimize hayırlı uzun ömür versin inşallah. Bu cemaata bu hadisler hürmetine Hazreti Mehdi'ye kavuştursun inşallah. Allah bizi yaşatmaya kadirsin Allah'ım. Zaten Muhammed Mustafa'yı göremedik. Sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi de göremedik. Hazreti Fatihleri bile göremedik. Çok garip zamanda kaldık. İslam ümmeti zelil olduk ya Rabbi. Bari Hazreti Mehdi'ye kavuştur bizi Allah'ım. Bize yeniden İslam'ın gününü göster Allah'ım. Amin Allah'ım. Ve tüeddel emanetü. Emanetler yerine ödenecek. Emanete hainlik diye bir şey olmayacak. Güvenilirlik esas olacak. Zaten şu anda bütün dünyanın tek sıkıntısı güvensizlik sorunudur. Şu anda bir güven tesis edilse, temin edilse ekonomi şaha kalkar. Ama güven yok. Ve tehlikül eşrar. Şerliler helak olacak. Hayırsız insan yaşamayacak. Hayırlı olanlar yaşayacak. Ve la yebkâ men yubğidu ale Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine, onun ailesine, akrabasına, onu sevenlere, takva kullara, sahabe-i kirama buğz eden, kızan bir kişi bile dünyada kalmayacak. Dünyada yaşayanların hepsi Muhammed Mustafa hayranı olacak, ehli beytin aşıkı olacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hep birden salavat-ı şerife
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Mahbubun fil halayık. Hazreti Mehdi kainat içerisinde çok sevgili olacak. Bütün yaratıklar, diyorum sana, kurtlar, kuşlar ondan razı olacak. Yutfiullahu bil fitnetel amya. Allah kör fitneleri onunla söndürecek. Bu şirk karanlıklarını, bu zulümleri, bu haksızlıkları, bu Kur'ansızlıkları, dinsizlikleri, kitapsızlıkları, imansızlıkları, dünya üzerindeki bu kadar küfürleri, şirkleri Allah onunla söndürecek inşallah. Ve temenül ard, yeryüzüne öyle bir emniyet gelecek, dünyada öyle bir güven tesis edilecek. Hatta ennel merate tehuccu fî gamsi nisbetin mâ me'unne racullâ yekâfne şeyin illallah. Bir kadın beş kadınla birlikte hacca çıkacak, yanlarında bir adam bile yok. Hanefi mezhebinde biliyorsunuz mahremsiz kadının hacca gitmesi caiz değil. Burada mesele anlatılmak için söyleniyor. Yoksa kadınlar beş kadınla birleşip hacca gitsin o zaman da demek değil. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Mehdi de Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem yolunu, sünnetini yaşatacak. Ve Hazreti İsa aleyhisselam da peygamber olarak inmeyecek. Bize ümmet olarak, Resulullah'a ümmet olarak inecek ve İslam şeriatini yaşatacak. Dolayısıyla burada güveni anlatmak için bir misal veriliyor. Bir kadın diyor beş kadınla birleşip hac yoluna çıksa, hac ne kadar uzak ve ne kadar zor, yanlarında bir adam bile olmasa Allah'tan başka kimseden korkmayacak kadar bir güven hasıl olacak. Şimdi bir kadın şuradan bakkala gidemiyor, bir kadın evinden arabaya kadar gidene kadar geliyorlar, ya çantasını çekiyorlar, ya kadını yerde sürüyorlar, ya eline efendim bir bileceğini almak için koluna keser vuruyorlar. Yani öyle bir güvensizlik hasıl oldu ki insanlar yolda gezemez hale geliyor. Tabii adaletsizlik, gelir dengesizliği devam ederse ne olacak? Mektubun fi esfaril enbiya, geçmiş bütün peygamberlerin sayfelerinde Allah Hazreti Mehdi'den bahsetti. Hazreti Mehdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize tarif etti. Önümüzdeki derste büyük tam alametlerini anlatacağız. Ve yaklaştı mı bakalım emareleri anlatacağız. Ama geçmiş bütün peygamberlerin kitaplarında da Allah Teala Hazretleri yazdı ki مَا فِي حُكْمِي ظُلْمٌ وَلَا عَيْبٌ. Hazreti Mehdi'nin hükümleri ve kararlarının hiçbirinde ne haksızlık, ne bir ayıp, ne bir kusur, ne bir küsur bulunmayacak. Hazreti Mehdi'nin bütün kararları ve hükümleri tamamen yerli yerinde adalet ve istikamet olacak. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bize ona asker yetiştirmeyi nasip eylesin. Allah bizim zürriyetlerimizden kalanları, kalacakları, Hazreti